bahsetmişken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi de artık dolmak üzere. Yeni görev için de şimdiden birçok adayın ismi geçiyor. Peki öne çıkan kim? Türkiye'nin itiraz edebileceği isimler var mı? Detaylar Yahya Ancı'nın haberinde. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi Ekim ayında dolacak. Yeni genel sekreterin kim olacağı belki de hiçbir dönem bu kadar önem arz etmemişti. Çünkü Rusya ile NATO arasındaki gerilimin en üst düzeyde olduğu bir dönemde böyle hassas, yüksek profilli ve önemli bir siyasi görevi kimin üstleneceği merak ediliyor. The future, the new secretary should fulfill two requirements. Firstly, be able to keep the unity within the alliance, and secondly, be able to speak tough language to Putin and other autocrats. Yeni seçilecek genel sekreterin bir kadın olması olasılığı giderek öne çıkıyor. Kurulduğu 1949 yılından bu yana hiçbir kadın genel sekreter tarafından yönetilmeyen ittifak bu nedenle zaman zaman eleştiriliyor. There's Cold War doctrine here. The alliance's next task is to sell it. Diplomatik kaynaklara göre NATO artık bu görünümü yumuşatmak istiyor. Bu nedenle de Stoltenberg sonrası ittifakın bir kadın lidere emanet edilmesi ihtimali ağırlık kazanıyor. NATO has never had a female secretary general before. I think in terms of, you know, conveying the impression of a 21st century alliance attuned to modern society, it's high time that the secretary general of NATO should be a woman, as has been the case with so many other international organizations. Von der Leyen, Theresa May, Colin de Graeber-Kitarovic gibi isimlerin adı geçiyor. Ancak öne çıkan kişi Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen. Geçtiğimiz hafta ABD'de Başkan Joe Biden ile görüşmesi hakkında söylentileri artıran gelişme oldu. I'm looking forward to work even closer. Frederiksen, hükümetinin Ukrayna'ya giderek artan desteği ve Rusya'ya karşı sert söylemleriyle dikkat çekiyor. Ancak Danimarka Başbakanı'nın uluslararası camiada yüksek bir profile sahip olmaması dezavantaj olarak gösteriliyor. Ayrıca son dönemde sürekli Musaf-ı Şerif'in yakılması provokasyonlarıyla gündeme gelen Danimarka'da, hükümetin bu olayları engelleyici bir tutum içinde olmaması nedeniyle Frederiksen'in adaylığına Türkiye'nin şüpheyle yaklaşabileceği tahmin ediliyor. 4 yıl görev süresi bulunan genel sekreterin kim olacağına NATO ülkelerinin tümü birlikte karar veriyor. Adayın görev alabilmesi için tüm ülkelerin onayı gerekiyor. 2009 yılında NATO'nun genel sekreterliği için adı geçen Danimarka'nın eski başbakanı Anders Fogh Rasmussen'ı da o dönemde Türkiye'ye veto etmişti. Nedeni Rasmussen'ın Peygamber Efendimiz'le ilgili karikatür skandalını iyi yönetememesiydi. Kriz o dönemde ABD Başkanı Obama'nın araya girmesi ve Rasmussen'dan bazı güvencelerin alınmasıyla çözülmüştü.